Göz Beykoz İşkembe Salonu'nun katkılarıyla yöremiz töremiz devam ediyor. Evet sevgili izleyiciler, İstanbul Beykoz Kavacık'tayız. Kavacık Öz Beykoz Restoran İşkembe dedi mi bura değil mi? İşkembe'nin adresi bura evet. Başta. Evet Hasan Kaymakçı, Ramazan Kaymakçı ile beraberiz. Mekanı kurmuş da düzeni, yola gelen giden versin mola, güzel hizmet bize gelen her kula diyor. Düştüyse mideden yana dara, 7-24 bize ara. Paket servis anında kapıda evinizde. Ev yemekleri de mevcut burada sanırım. Öğle yemeklerimiz mevcut. Hasan abi önce kısa ve öz seni bir tanıyalım. Ondan sonra bazı soracağız. Öncelikle yöremiz töremiz programına bu çorbada bir tuzumuz olsun dediniz, sponsor oldunuz. Çok teşekkür ediyorum abi, Allah razı olsun. Sizler olmasanız bizler olmayız zaten. Allah size çok versin, siz zaten vermeyi biliyorsunuz. Eliyle cebinin arası 5-6 kilometrede olan insanların hiçbir şey olmaz. Biz 8. yılımıza doğru giderken yöremiz töremiz devam ediyor. Yaptığımız programları biliyorsun işte, geçen hafta da canlı yayında beraberdik. Ayrıca başta siz olmak üzere engellilerimizle alakalı bu pazar vereceğiz. 4 kişiye daha söz verdim. Her hafta canlı yayında bir tekerlekli sandalye. Ve şu an az önce telefonuma mesaj geldi. Sinop'tan akülü araba istiyorlar. Akülü araba sorunumuz var. Hasan Kaymakçı olarak siz ve Dursun Hançer, CHP'den Hüseyin Cebeci, Çakmak Hüseyin deyince sizin bölgede daha iyi tanınıyor. Ve Recep Tüylü sağ olsun. Hasan Akbaş, Allah razı olsun. Hepinize ben çok teşekkür ediyorum. Bu mağdur muhtaç insanlarımıza, engellilerimize duyarlı olduğumuz için. Evet abi, Özbeygöz Kavacık Restoran kaç yıldır burada hizmet ediyor? Bu işi kaç yıldır yapıyorsunuz? Mekan gördüğüm gibi hem tarih anlatır içeriye girdiğin zaman. Müşteriler de seçkin bir müşterimiz. Bunu da gördük, gözlemledik. Neler söyleyeceksin? Kamera orada, mikrofon burada. Buyur. Evet, 1915 senesinde faaliyete başladık biz. 2015 senesinde faaliyete başladık. Bu bizim ilk iş deneyimimiz. Gayet iyi, kalitemiz de gayet iyi. Bizim özelliğimiz kullanmış olduğumuz işkembede kostik kullandırmıyoruz. Tamamen buhar ve sıcak suyla temizleme işlemi yapıyoruz. Çünkü bizim kaynama süresi, malzemenin pişme süresi yaklaşık olarak 8 saati buluyor. Diğer kostik olduğu zaman da bunu 3 saatte halledebiliyoruz. Evet. Bu onun gibi. Daha veremeyiz onu. O bize has bir şey. 7-24 faaliyetteyiz. Şu an kalitemizden ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz. Anladım abi. Abi şimdi biliyorsun bayanlarımızın büyük kesimi de iş kadını ya da memur, amir, çalışan kesim. Akşam eve geldiği zaman bayanlarımız ev yemek yapmaya yetişemiyor. Hazırı tercih ediyorlar, alev diyorlar. Şimdi ev yemeklerimiz de var diyorsunuz. Akşamları böyle olduğu zaman, yani bir alev dediği zaman özellikle bayanlar, akşam misafiri var, çoluğu var, çocuğu var, işten gelmiş, yemek yapamamış. Bu insanlara da yardımcı oluyoruz mu? Hemen alev dedi mi, hemen gönderiyoruz. Şimdi işkembede 7-24 paketimiz var. Onda bir sıkıntı yok. Fakat ev yemeklerimizde çok yoğun bir taleple karşılaştığımız için maalesef saat 2 gibi bütün ürünler geçebiliyor. Anladım abi.
kaç personelimiz var? Şu an 16 tane personelimiz var. 7 gün. Evet. 16 5'ine çarpsak yani 80 kişiye burada evet. ekmek veriyorsunuz. Evet. İş adamlarımızdan Allah razı olsun. Peki Ramazan Kaymakçı nasıl biliyorsun abi? Ramazan Kaymakçı kardeş mi biliriz? Adem'den havadan hep kardeşiz zaten. Senin ne kadar bir büyüğün abinse benim de o kadar Ramazan Kaymakçı abimdir. Evet Ramazan abi aynı zamanda Şinop Boyabat Gökçukur Köyü Dernek Başkan Yardımcım ve Uzunçay ve Gökçukur Köyü Derneği kurucu önceki başkanlarından, önceki dönem başkanlarından. Ramazan abi neler söyleyeceksin? Sen de burada abaya atıyorsun hafta sonları iki gün mü yatıyorsun? Evet, ben de bu yıl kardeşime hem yardımcı olayım hem de evde boş kalmamak amacıyla burada işe başladık. Cuma ve cumartesi gecesi ve çarşamba geceleri buradayım. Burada gördüğümüz şeyler, ben de bu konularda biraz titizim. Zaten kardeşimin anlattığı gibi burada kaliteden ödün verilmiyor, tamam mı? Zaten ilkemiz de bu, kaliteden kesinlikle ödün verilmeyecek. Yani 5 lira kazanacağımızda 1 lira kazanacağız ama devam edeceğiz. Yani bizim hedefimiz devam etmek. İnşallah hayırlısı olsun. Personelle ilgili biraz daha titiziz. Müşteriye davranış şekilleriyle ilgili hep özen gösteriyoruz müessemizde. Onun dışında yani gayet iyi gidiyor. İnşallah daha iyi olacak. Evet, ilkeli olması lazım bir insan. İlkeli olacak ki İlke TV'de olacak tabii ki. Gönüllü olacak ki gönül olacak. Gönül İlke TV Yöremiz Töremiz programına da sponsor olunacak ve oldular da Allah razı olsun. Ben hiç kimseye gidip de ne olur bana sponsor olun şu bu diyemiyorum. Çünkü Sinoplu iş adamlarımız bıkmış vaziyette. Maşallah televizyon programcımız da çok, sanatçımız da çok, derneklerimiz de çok. Bunun için insanlara bir bıkkınlık veriyor. Duyarlı iş adamlarımızdan Allah razı olsun diyoruz. Ben bir kere daha size çok teşekkür ediyorum. Buradan memleketimize ve eşe, dosta, bizim aracılığımızla bir de selam göndermenizi, ne başka söylemek istediğiniz bir şey varsa. Öncelikle size bu program için teşekkür ederiz. Bütün sevdiğimiz, saydığımız kişilere bol bol selamlar. Abi herkese selamlar, herkesi buraya davet ediyoruz. Ayrıca köy derneklerimizde işte zaman zaman kahvaltı programları oluyor. Kahvaltı programlarıyla ilgili de burada kendilerine elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. Onları da bunlara davet ediyoruz. Buyursunlar, gelsinler. Dışarıdaki yapacakları şeyi burada daha indirimli yapmaya söz veriyoruz biz. Gelsinler. Abi çok teşekkür. Pazar günleri açık kahvaltı var mı? Açık. Yok. Büfe. Özel kahvaltı. Evet sevgili izleyiciler, toplu kahvaltılar olduğu zaman özellikle derneklerimiz hafta sonları pazar gün çıkacaksınız yola, bakmayacaksınız sağa sola. Kavacık Özbeykoz restoranda vereceksiniz mola. Güzel hizmet gelen her kula. Gördüğünüz gibi her arnamız tertemiz, masa olmaz kuşku tasa, personel de ortaya koyuyor ne kadar özellik güzellik varsa. Ben öncelikle tekrar size ve Gezi Sepeti Hasan Hançer'in ana sponsorluğunda 8. yılında ve buna zincir halkasına eklenen Kavacık Özbeykoz Restorant Hasan Kaymakçı ve Dekor Perde, Yaman Dekor Perde sevgili Erol abim, Erol Yaman'a da çok teşekkürler. Kanalımız yeni bir kanal olduğu için sağ olsun. Yeni kanal derken bir seneye yaklaşacak. Bütün perdelerimizi, dekorlarımızı yapıverdi. Erol Yaman'a da çok teşekkür ediyorum. İlda Tekstil Sinop Organize Sanayi'de Recep Ünal'a da çok teşekkürler. Kesintisiz 7 yıl ana sponsorlarım olan Şahinoğlu Grup ve Musa Can Başkanıma da buradan saygı, sevgi, selam gönderiyorum. Allah onlardan da razı olsun. Bu zamana kadar Yöremiz Töremizi gelmesine vesile oldular. Bundan sonra da inşallah Hasan abiyle iki tane sponsorum var. Hasan olmaz benim de kuş kutlasam, böyle koşturursak parayla inşallah dolar benim de kasam diyorum. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ramazan abi çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Özbeykoz İşkembe Salonu'ndan ayrılmadan önce hayırlı işler, bol güneşler diliyoruz.
Çıktığınız zaman yola bakmayın sağa sola. Kavacık'ta Özbeygöz İşkembe Salonu'nda verin ola. Güzel hizmet buraya gelen bütün kula. Sonumuz hayırlı uğurlu ola. Sevgili Hasan abicim, Allah'a ısmarlatıyoruz ve Ramazan Başkanım, Allah'a ısmarlatıyoruz. Evet, bundan sonraki adresimiz Kavacık'ta Özbeygöz İşkembe Salonu. Evet sevgili izleyiciler, Kavacık Özbeygöz İşkembe Salonu'ndayız. Sevgili Recep Demircan oğlu Şeref Demircan Almanya'dan gelmiş. Benim Yöremiz Türemiz programının geçen 2 yıl ana sponsorlarındandı. Almanya Mülayim. Mülayim'de değil mi? Avrupa'da diyorlar yabancı, Türkiye'de Almancı. Nedir dersen, hasretin özlemin ilacı, en iyi bilenlerden biridir. Buradan Avrupa'da bulunan tüm dostlarımıza İstanbul Kavacık Beygöz Özbeygöz İşkembe Salonu'ndan saygı, sevgi, selam olsun. Başta Recep Demircan, Recep Baba'ya ve oradaki bütün dostlarımıza, İsmail Koca'ya, Bahattin Demircan, Celal Başkan Demircan, Ulu Cami Başkanı mıydı? Geçen aradı beni, sağ olsun başkanım. İnşallah nasip olursa geleceğiz, kermese de yetişiriz. Evet, aynı zamanda Ahmet abi de beraberiz. Evet, buradan... Neler söyleyeceksin Recep, Şeref'im, Recep Baba'ya bir şeyler, mesaj var mı? Bir selam gönderelim en azından. Öncelikle bir selamun aleyküm. Memnun oldum geri görüşebildiğimize. Tesadüf olarak burada buluştuk. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Ben dün geldim, yarın geri gidiyorum. Evet, kısa bir ziyaret yaptım. Bir projemiz var, onun peşine geldim. Yemek yemeye geldim. Tesadüf sen de buradaydın. Burada Hakan'a, hepsine. Herkese, bütün dostlara sevgiler, senin saygılar. Sefa. Selam olsun. Hepsine. Herkese selam olsun. Herkese tavsiye ederim. Gelsin. Memleketi de görsün. Evet, yemeklerimiz de yesinler. Nasıl burada. Nasıl Avrupa'da, Almanya'da durumlar? Almanya. Buradan bakınca burası nasıl duruyor? Burası cennet. Burası cennet. Almanya bakarak burası cennet. Orada bizde din yok. Onlarda din yok. Orada uğraşma. Ama sen orada doğmuşsun, büyümüşsün. Ben orada doğmuş, büyümüşüm ama yine de kalbim burada atıyor. Aynen öyle ya. Acaba maç falan mı var Galatasaray'da geldi bu? Yok, biz iş için bir projemiz vardı. Onun için geldik. Avrupa'da Galatasaray'ın bütün maçlarına gidiyorsun sen. Yani. Mecbur. Beni tanıyan oradaki bütün dostlara selam. Beni tanıyan bütün dostlarıma selam olsun. Buradakilerine de teşekkür ederim. Aleykümselam. Evet, Recep Demircan baba, gördüğün gibi Yöremiz Türemiz devam ediyor. Yine bir elini vicdana, bir elini şu para olan cüzdana koy da azı karar, şu zarar, bu zeynel var maksız sana her zaman yarar. Yine sponsorluğa devam edelim. Selam olsun buradan annene, babana, hepsine selam. Evet Ahmet abi, damat gelmiş. Hoş geldi, sabah geldi. Kıza, torunlara kimler var başka orada? Selam gönder bizim Öncelikle torunum Sefa'ya ve kızıma selam ediyorum. Hepsine selam. Ve bir de Stuttgart'ta kardeşimlerime, eniştem Metin'e ve yeğenlerime selam ederim. Aleyküm selam. Ve Pınarcan, zaten onlar ve bütün beni tanıyanlara selam ederim. Aleyküm selam diyoruz. Evet, şu Stuttgart deyince Mehmet Ünal, Esbağ İnşaat Yapı, sevgili Çatal Zeytinli Mehmet abime, Nedim Aydın'a ve Niyazi Bozkurt'a, şu Stuttgart'ta, Almanya'da, Avrupa'da bulunan, Avusturya'da Ümit Ayar'ım, Kadir Yıldız'ım, Cemil Yıldız, Cengiz Örnek, tüm dostlara buradan selam olsun. Yöremiz Töremiz her pazar sabah 10 yatmaya son, ekran başına kon, bizi izleyin. Canlı yayınlarımız saat 11'de, paket yayınlarımız saat 10'da başlar. Bizi izlemeye devam edin. Hadi Allah'a ısmarladık diyoruz. Gezi sepetinin katkılarıyla Yöremiz Töremiz devam edecek.